Kaliforniyalı aileler yakında sosyal medya ve teknoloji şirketlerine sosyal medyaya bağımlı hale gelen çocukları yüzünden dava açabilir. Nedeni, geçtiğimiz hafta eyalet meclisinden geçen bir yasa tasarısı. Tasarı eyalet senatosunda da onaylanıp yasalaşırsa, Kaliforniyalı ebeveynlerin Instagram ve TikTok gibi platformları 25 bin dolara kadar dava etmesinin yolu açılacak. Yasalaşması halinde uygulamanın 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Özellikle çocuklar ve gençler üzerinde ciddi bağımlılık yaratan sosyal medya platformları Kaliforniya Eyalet Meclisi'nde onaylanan tasarının ardından yasal yaptırıma karşı belli yaş gruplarına kullanımı kısıtlayabileceğini belirtti. Aileler ise bu çalışmanın sosyal medya bağımlılığını çözebilmekten uzak olduğunu savunuyor. I don't know if that's necessarily going. Bunun gerçekten işe yarar olduğunu düşünmüyorum. Televizyon gibi, çeşitli filmler gibi çocukları etkileyen her şeyde sorumluluğun ailelerde olduğunu düşünüyorum. Onlarla konuşmak ve izledikleri içerikler konusunda bilinçlendirmek gerekiyor. Milyon dolarlık bu şirketleri dava etmenin de bir sonuç getireceğini düşünmüyorum. Çocuklarımızı eğitmek her şeyin başında geliyor. I think the idea is great. Bence fikir güzel, ancak demokratik bir ülkede, yani ifade özgürlüğünün olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Sosyal medya şirketlerinin sorumluluğu kesinlikle düşünülmesi gereken bir konu. Ancak bu konuda aileler de kendi sorumluluklarını gözden geçirmeli. Yani çocukların erişebildiği içerikler sosyal medya şirketlerinin olduğu kadar ailelerin de sorumluluğunda. Özgür bir ülkede yaşadığımız için bu büyük şirketleri dava etmeyi mantıklı bulmuyoruz. Geçtiğimiz yıl bir Facebook çalışanı şirketin nefret dili, bağımlılık ve manipülasyonu bilinçli olarak körüklediği ve platformun çocuklara zarar verdiğini iddia etmişti. Amerikalı senatörler de geçtiğimiz Şubat ayında artık resmi adı Meta olan Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının bağımlılık yaratan eylemlerine karşı yeni bir yasa tasarısını senatoya sunmuştu. Sosyal medya kullanıcılarının sayısı her geçen gün artarken bağımlı kullanıcıların sayısı da doğru oranda artıyor. NPR, Statista ve CBS'in yaptığı araştırmaların 2021 yılı sonuçlarına göre dünya genelinde yaklaşık 330 milyon kişinin sosyal medya bağımlılığıyla mücadele ettiği tahmin ediliyor. Amerikalıların %71'i günlük olarak sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğini belirtiyor. Sosyal medyayı en çok günde ortalama 3 saat 1 dakikayla 13-19 yaş arası çocuklar kullanıyor. Gençlerin en çok kullandığı platformsa TikTok. Günde 5 ila 7 saatini akıllı telefonlarında geçiren gençlerde depresyon belirtileri görülme olasılığı 2 kat artarken, sosyal medyada olmamak genç yetişkinlerin %34'ünde bir şeyleri kaçırma korkusuna neden oluyor. Gençlerin %43'ü gönderileri beğenilmezse kendini kötü hissediyor. Michigan Üniversitesi'nden klinik psikolog Dr. Duygu Kuzu, beğenilmeme stresinin Amerika'daki gençler arasında intihar vakalarını arttırdığını belirtiyor. Psikolojik açıdan baktığımızda en çok karşılaştığımız durumlar kaygı bozuklukları oluyor. Beden memnuniyetsizlikleri, beden algısı bozuklukları. Çünkü orada paylaşılanlar her zaman filtrelerden geçiyor. En ideal olanlar sergileniyor. Dolayısıyla bunu izleyen çocuk ergen diyor ki ben de buna sahip olmak istiyorum. Ve bunun da bir zaten sonu ve limiti olmadığı için ulaşamadıkça onda yarattığı kaygı düzeyi, depresyon düzeyi artıyor. Hatta bir noktada maalesef özellikle Amerika'da çok yaygın intihar olaylarının çok arttığını görüyoruz ve bunda da baş sorumlusu sosyal medya. Sosyal medya kullanıcılarının %73'ü uyku sırasında telefonunu yanından ayırmıyor ya da hemen ulaşabileceği bir mesafede bırakıyor. 13-19 yaş arası kişilerin %10'u uyku sırasında ortalama 10 defa telefonlarına baktığını belirtiyor. Trafikte de durum farklı değil. Sürücülerin %55'i sürüş sırasında sosyal medyayı kontrol etme ihtiyacı duyduğunu belirtiyor. Sosyal medya bağımlılığı 7'den 70'e geniş bir kesime yayılmış olsa da Kaliforniya'da onaylanan yasa tasarısı şimdilik sadece 18 yaş altı gençleri kapsıyor. Tasarı, bağımlı kişileri fiziksel, zihinsel, duygusal, gelişimsel veya maddi olarak zarar gören ve sosyal medyada geçirdikleri zamanı durdurmak veya azaltmak isteyen ancak meşgul oldukları için yapamayan 18 yaşından küçük çocuklar olarak tanımlıyor.
Uzmanlara göre yasaların getireceği engellemeleri beklemeden sosyal medya bağımlısı çocuklar için önlem alınması gerekiyor. Klinik psikolog Doktor Duygu Kuzu'ya göre günlük tutarak başlamak ve hedefler koymak çözüme giden yolda ilk adım. Bizim tehlikeler açık olduğu olması açısından en hassas bulduğumuz aralık 9 ile 13 yaş arası. Dolayısıyla önerimiz aslında olabildiğince geç çocuklara ilk telefonunu almaları. Eğer bu mümkünse, diyelim ki mümkün değil ve çocuk sosyal medyada çok aktif. Biz de bundan şikayetçiyiz. Çeşitli yaşamında güçlükler görmeye başladık bu bağımlılıkla ilgili. O zaman günlükler tutmasını öneriyoruz. Yani sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyor? Bunu bir yazarak tüm aktivitelerinin içerisinde görerek onun da fark etmesini sağlamak ilk adım. Diyelim ki 5 saat. Bunu belki sosyal medya diyeti yaparak 5 saatten 4 saate düşürmek bir hedef olabilir. Çıdam Yücel, Amerika'nın sesi Los Angeles.